Suriye'de neler oluyor? Çarşamba günü başlayan çatışmalar sonucunda Halep'e kadar girdi muhalif gruplar. Neler söylersiniz? Evet, şimdi evveliyetle İdlib'de bulunan bu muhalif örgütün, Selefi örgütün çok kısa bir sürede çok geniş bir coğrafyayı kontrol altına alması birkaç açıdan manidar. Şimdi nasıl bir zaman diliminde bulunuyoruz? Önce belki onu konuşmak lazım. Tam da Gazze Savaşı'nın hemen sonrasında patlak veren Hizbullah-Lübnan Savaşı'nda ateşkesin ilan edildiği gün bu saldırı başladı. Heyet-i Tahrir-i Şam'ın saldırısı. Buna yer yer Özgür Suriye ordusu da destek verdi. Zamanlama bir bu açıdan manidar. İkinci olarak Türkiye'nin Esed yönetimiyle diyalog kurma arifesinde olduğu bir dönemde patlak verdi. Bir başka açıdan Rusya'nın angajmanı, yükümlülükleri, tabii bu coğrafyada Suriye rejimi lehine Rusya tavır tutumu aldı. Fakat Ukrayna Savaşı'nda da bir tırmanmaya tanık olduk. Rusya'nın yer yer bu coğrafyadan asker çektiği ortamda bu gerçekleşti. Bir başka açıdan baktığımızda yine bölgede rejim lehine tavır tutum alan Hizbullah'ın da ve İran'ın da etkisinin azaldığı, sınırlandığı bir dönemde bu olay patlak verdi. Son esrarengiz nokta tam da ABD'de başkanlık seçimleri sonrasında Trump'ın kazandığı ve Joe Biden'ın 20 Ocağı kadar görevi yürüttüğü bir ara aşamada bunlar meydana geldi. Şimdi olan biteni anlamaya çalışıyoruz. Heyet-i Tahrir-i Şam Türkiye tarafından da 2018 yılında tetiş örgütü, terör örgütü olarak kabul edildi ve bunlar Rusya ile İran ile sağlanan mutabakat temelinde esas olarak İdlib merkezde bulunuyorlardı. O coğrafyada en güçlü örgüt 10 bin civarı bunların savaşçıları var. El-Kaide ile bağlantılarını kopardılar tamamen. Lokal bir Selefi örgüt olarak faaliyet gösteriyorlar ve bunlara yönelik saldırılara karşı, saldırıların artmasına karşı bir tepki ortaya koydukları anlaşılıyor yer yer. Özgür Suriye ordusu da bunlara destek veriyor. Az önce de söylediğim gibi netice olarak iki gün içerisinde Gazze'den daha büyük bir mıntıkayı kontrol altına aldılar. 400 kilometre kare galiba en son güncellemeyi belki almak mümkün olmadı. 56 köyü ihtiva eden 400 kilometre kadar yani Gazze 360 kilometre bu kadar geniş bir coğrafyayı kontrol altına aldılar. Şimdi Halep'e dayanmış durumdalar. İşte kenar mahallelerden içeriye doğru girme çabası içerisindeler. Tutunabilecekler mi? O konu belirsizliğini koruyor. Öte taraftan rejim... Peki hocam tutunabilecekler mi dediniz de hani Türkiye'de durumu yakinen takip ettiğini söylendi Türkiye'den yapılan açıklamalarda. Bu kadar rahat ilerleyebilmesinin sonunda ne olacak? Başa mı dönecek bu Suriye'deki gerilim? Bunu net olarak bilmiyoruz. Yani birden çok müphem nokta var. Birincisi bu kategori tetiş örgütlerinin, terör örgütlerinin arkasında bazen esrarengiz güçler olabiliyor. Mesela itiraf ettiler aslında ABD'nin bir takım yetkilileri. IŞİD'in bu Irak'ta, Suriye'de geniş bölgeleri, Musul başta olmak üzere kontrol etmesinin müsebbibi ABD'dir. ABD istihbaratı bunları işte bir takım stratejik hesaplarla belli dönemlerde perde gerisinden destekliyor şeklinde. Acaba yani Nusra içinde böyle bir şey var mı yok mu? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Öte taraftan bunlar silah, teçhizat, cephane nereden temin tedarik edecekler ve o tutunma imkanları var mı? Çünkü Halep evet bir Türk kenti, yani kentin böyle sosyolojisine baktığımızda genel olarak böyle Sünnilerin çoğunlukta olduğu bir kent. Her ne kadar Arap Baharı döneminde İran yanlısı bir takım gruplar buraya yerleştirilmiş ise de hala Halep yani bu Sünni ağırlıklı yapısını koruyor. 2 milyon nüfusu var. Rejim işte burayı takviye savunma için
Kamışlı'dan bir takım yerlerden buraya asker sevkiyatı yapıyor. Öte taraftan Beşar Esad dün itibariyle Moskova'ya gitti. Putin'i galiba işte bir takım konularda ikna etmeye çalışıyor. Rusya ile Esad rejimi arasında da her konuda mutabakat yok. Bazen ihtilaf da yaşayabiliyorlar. Rusya'nın kendi angajmanı da çok fazla ve tırmanıyor. Bir Ukrayna Savaşı NATO-Rusya gerilimine doğru gidiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.